بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli kardeşlerim, Siyer-i Sahabe dersimize bu akşam, bu derste belki iki sahabeyi anlatırız. Birincisi Abd bin Zem'a. Yani meşhur birisidir. Abd bin Zem'a. Yani Zeyle telaffuzu, Zal değil, Zem'a. Tabi Zem'a ismini duyunca aklımıza hemen doğru olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci eşi, Hazreti Hatice annemizin vefatından sonra evlendiği Sevda binti Zem'a. Gelir ki bu zat onun kardeşi. Yani Efendimiz'in kayınbiraderi. Babası Zem'a bin Kays. Mekke'de meşhur birisidir. Bilgili bir insan, tecrübeli bir insan, aile reisi. Fakat çok içki tüketirmiş. Onun da tabi İslam'dan önce zaten İslam'a kabul etmedi. Öyle gitti. Annesi Atika binti el-Ehnaf. Bunun da hakkında fazla bir bilgi yok. Sadece Abd bin Zem'a'yı Mekke'de doğduğunu görüyoruz. İşte fiziki yapısı nedir, hangi tarihte öldü, çocukları var mıydı, hanımları var mıydı, oğulları falan, bunlar hakkında da bize bir bilgi gelmiyor. Tabii rivayet ettiği hadis sayısı yine yok. Mesela bazı sahabelerde 30 tane, 50 tane, 100 tane. Bunda hiçbir bilgi yok. Yani Abd bin Zem'a. Soy ağacına baktığımızda Abd bin Zem'a bin Kays bin Abdüşems bin Abdüvüd bin Nasr bin Malik bin Hısıl bin Amr bin Lüey el-Kureyşi el-Amiri. Yani Efendimizle bir yerde bu Lüey'de dedeleri birleşiyor. Akrabalıkları var. Tabi Ezvac-ı Tahirat'tan Resulullah aleyhissalatu vesselamın İkinci eşi Sevda annemizin ve Abdullah, Abdurrahman, Süheyl, Şemer, Selit, Hatip, Malik, Ümmü Habibe, Hüreyre ve Ümmü Külsüm'ün kardeşleri. Tabi bu sahabeleri duymamış olabiliriz. Abdullah, Abdurrahman, Süheyl, Şemer, Selit, Hatip, Malik. Bunlar bir kısmı iman etmişlerdir. Ümmü Habibe, Hüreyre ve Ümmü Külsüm'ün kardeşleridir. Yani akrabaları bunlar. Şimdi tabi Abd bin Zem'a, Sevde validemizin erkek kardeşi dedik. Mekke doğumludur. Kabilesi, soyu, sopu anlattık. Yani Amr bin Lüeyl oğulları boyundan Zem'a bin Kays bin Abdüşems, 9. göbekte Resulullah Efendimiz'in dedesi olan Amr bin Lüey ile birleşmektedir. Bunları niye söylüyoruz mesela Siyer'de? İşte ceddi, dedeleri bu falan. O sahabenin iyi tanınması için. Araplarda nesep ilmi diye bir ilim vardır. Nesep ilmi. Yani bayağı bir ilimdir. Fıkıh gibi, tarih gibi, tıp gibi. Araplar buna çok önem verir. Nesep ilmi. Mesela İbn Habib vardır, meşhur. Nesep alimidir. Sahabenin git 7 sülalesini sor, anlatır. Bir kitapçıkta böyle toplamıştır. İbn Habib diye bir zat, nesep uleması. Ha, asr-ı saadette sahabeden de var. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh çok iyi bir nesep alimidir. Yani Mekkelilerin veya Mekke civarındaki ailelerin nereden, hangi kökten geldiğini çok iyi bilir. Hatta Efendimiz'in bir akrabası, amcası oğlu, Efendimiz'e şiirde çok hakaret ediyor. Yani şiir söylüyor, Peygamber Efendimiz'e hakaret ediyor. Hasan bin Sabit diyor ki, ya Resulallah bana müsaade et, ben de bunu zemmedeyim, hicvedeyim. Diyor, çok dikkat et, benim amcam oğludur. Ebu Bekir'le git konuş, nesep ilmi de uzmandır. Oradan öğren, ondan sonra. O da gidip Hazreti Ebubekir'le konuşuyor. Gelip diyor ki, ya Resulallah böyle tereyağdan kıl çeker gibi seni onlardan çıkarıp ayıracağım.
ve bir şiir söylüyor. Tabii Mekke çalkalanıyor. Yani nesep ilmi Araplarda çok. Biz de çok önemsemeyiz. Yani işte şehirlilerde diyelim veya bazı ailelerde fazla, ama Araplarda bu çok önemlidir. Yani bakarsın buradan gitmiş Suudi Arabistan'da bir tane tanıdık çıktı. İşte hangi köktensin, nesin? Bir isim verir, ohu ebne ammi der, ya amma oğlu der. Hemen sahip çıkar. Ama bazıları hiç buna önem vermez, kendi kardeşini tanımaz. Bu doğru bir şey değil. Doğru olan tabii sıla-i rahim, ama övünmek için, tegallüp için değil. Yani nesep ilmi vardır. Onun için bakın şimdi incelediğimde 9. göbekte Resulullah'ın dedesi Amr bin Lüey ile birleşmektedir. Ve tabii annesi, bunların tabii diğer kardeşleri var. Bunları da yeri gelirse anlatırız. 8 tane erkek kardeşi vardı. Sevde annemiz Ümmü Habibe, Hüreyre ve Ümmü Gülsüm adında 4 tane kız kardeşlerinin olduğunu söyledi. Yani Sevde annemizin Ümmü Habibe, Hüreyre ve Ümmü Gülsüm. Bunlar meşhurdur bunlar. Yani Müslümandırlar, iman etmişler. Sevda radıyallahu anha annemiz Resulullah'ın ikinci hanımıdır. Tabii bu hanımefendi annemiz, Sevda annemiz, Hazreti Hatice annemiz ölünce kendisi daha önce, onun ölmesinden, vefatından önce, efendim nübüvvetin 5. yılı Recep ayında çok işkence yapıyorlardı kocası Sekran bin Amr'a. Yapan kimdi? Kardeşi Süheyl bin Amr. Daha sonra sahabe olmuştur. Bunlar çok işkence yapıyorlar. Sekran Habeşistan'a gitti. 19 kişi Hazreti Osman nezaretinde Habeşistan'a gittiler, Necaşi'nin beldesine. Tabii orada bir müddet kaldılar. Kralla görüşülmedi. Az bir müddet kaldılar. O sırada bir haber geldi. Dediler ki gözünüz aydın. İşte Mekke muhacirleri. Mekke'deki müşrikler iman ettiler. Yani bir tüccar geldi, dedi ki ben gözümle gördüm, Kâbe'nin orada Muhammed Aleyhisselam bir ayet okudu, kendisiyle beraber bütün harem halkı secde etti. Oh, bu büyük bir müjde. Doğru. Tabii Peygamber Aleyhisselam Necm suresini Mekke'de nazil olduklarında, buna Garanik hadisesi diyoruz İslam tarihinde, Garanik hadisesi. Efendimiz bu ayeti okuyor okuyor Harem-i Şerif'e giriyor sesli bir şekilde. Orada Lat'ın, Uzza'nın, Menat'ın, Hubel'in ismi geçiyor. Yani وَالنَّجْمِ اِذَهَا وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Efendimiz böyle ilahir okuyor. Müşrikler gözünü açıyor. Oo, Muhammed'in Rabbi, kutsal kitabı bizim ilahların adından bahsetti. Halbuki oradaki zemmetme manasında. Tabii Peygamber okurken herkes susun dedi. Baba Muhammed bizim ilahları ismini kullandı. Hemen yaklaştılar. Efendimiz okumaya devam etti. Tabii Necm suresinin sonunda secde ayeti vardır. Yani tilavet secdesi dediğimiz. Efendimiz o secde ayetini okuyunca secdeye gitti. Müşrikler de onunla beraber gittiler. Yani Lat, Uzza, Menat, Hubel. Oh ey oğlu Muhammed secde etti, biz de gidelim. Hatta Ümeyye bin Halef eğilemiyor. Yani belinde bir arıza var. Kölesine bir tokat atıyor da yerden bir avuç toprak ver diyor. Toprağı böyle alnına koyuyor. Yani secde etmiş gibi. İşte bu haber Habeşistan'a gidince Müslümanlar çok seviniyorlar. Artık sıkıntı kalktı, dönelim. Ve dönüyorlar. Dönüyorlar ki ne dönsünler? Mekke'ye bile bırakmıyorlar. Mekke'ye girmeye bile bırakmıyorlar. Mekke'nin dışında yollar kesilmiş. Tabii bu karı koca Sevda annemiz, 6 çocuk annesi. Bir akrabasının himayesinde, akrabalığın işte orada faydası var. Bu bizdendir, amın kızıdır falandır. Sekran bin Amr'la Mekke'ye giriyor. Fakat Sekran iyi hasta. Kısa bir zaman sonra 100 küsür muhacir Mekke'den Habeşistan'a gitti. Yani birinci Habeşistan hicreti Recep ayı, ikinci Habeşistan hicreti Zilkade Zilhicce ayı.
aynı senenin içerisinde. Ve bunlar tabi 130 kişi olduğu da söylenir. Bunlar gittiler Habeşistan'a. İşte o gidişte Cafer radıyallahu anh liderliğinde gittiler. Ve Habeşistan kralı Necaşi ile, ki asıl ismi Ashama'dır, onunla konuştu, anlattı durumu ve ikna etti Necaşi'yi. Necaşi ile iman etti ki sahabe değildir ama muhadremundandır. Peygamberin zamanında iman etti, peygamberi görmedi. Bunlara muhadremun deriz. Resulullah'ın döneminde yaşadı, iman etti ama Resulullah'ı görmek nasip olmalı. Bunlar birkaç tanedir. Mesela Necaşi, Ashama, Veysel Karani, efendim Bazan el-Farsi gibi Resulullah'ın döneminde iman etmişler ama Resulullah'ı görmeden vefat etmişler. Bunlara sahabe diyemiyoruz, tabi'in de diyemiyoruz. Bunlara o şeyde muhadramun diyoruz. Tabi geldiler bunlar Mekke'ye. Sekran iyice hastaydı, vefat etti. Sekran bin Amr kısa bir zaman sonra vefat etti. Sevde annemiz dul kaldı. 6 çocuğuyla dul kaldı. Fakat sorarsanız 6 çocuğundan bir çocuğun ismini biliyoruz. Abdurrahman adında bir oğlu var. Ama öbürlerin ne oldu? Öldüler mi? Yaşamadılar mı? Yaşadılar mı bilmiyoruz. Tabii bu hanımefendi önemli bir kişilik, bahsedeceğim. Bacısı vardı Ümmü Habibe. Yani çok değerli bir alleme hanımdı. Abdurrahman bin Avf'ın eşidir Ümmü Habibe. Hüreyre binti Zem'a Bedir ashabından Ma'bed bin Vehb ile evliydi. Yani sahabiye bu bacısı da. Ümmü Külsüm binti Zem'a Huveyt bin Abdülüzza ile evliydi. Ki bu evliliklerinden de ne dedim, Abdurrahman'la bir çocukları olmuştu. Ama onun da Abdurrahman var, bacısında Abdurrahman'la bir çocuğu var. Şimdi kız kardeşi Hazreti Sevde, Hatice annemizin 10. yıldaki vefatı, hüzün senesi diyoruz ya, Ramazan ayında Hatice annemiz ağır bir hastalıktan sonra 65 yaşlarında vefat etti. Efendimiz eliyle bugünkü Cennetül Mualla dediğimiz Hacun kabristanlığına defnetti. Ve tabii Efendimiz çok hüzünlüydü. Çünkü o sırada amcası Ebu Talip de vefat etmişti. Ebu Talip sağken müşrikler üstüne gelemiyordu. Hanımı malıyla, her şeysiyle veli nimetimdir dediği. Hatta Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Allah sana genç, güzel, bakire. Ayşe annemiz biraz böyle kurlanmayı çok severdi radıyallahu anha annemiz. Ben bunu söylerken onun ruhaniyetinden özür diler gibi ifade ediyorum. Yaşını küçük göstermeyi sever. Ama zekiye, takiye, atiye bir kadın annemiz. Bir gün böyle sokakta Medine'de bir kadın sesi duyuluyor. Efendimiz de kaylula uykusuna yatmış Ayşe annemizin hücresinde. Sokaktan bir ses geliyor. Ve bakıyor ki Fatıma, Fatıma diyor. Ya Fatıma, bir kadın. Efendimiz böyle kalkıyor. O kadar seviniyor ki işte diyor havle havle ve hale. Hale de kim ya Resulallah? Sokaktaki kadından, avrattan ne işin var senin? Çok kıskanç ya Ayşe annemiz. Yani Efendimiz'i gölgesinden kıskanıyor. Hatta Efendimiz diyor ki yani beni taciz ediyor artık senin bu kıskançlığın. O da diyor elimde değil ya Resulallah, seni kıskanmamak elimde değil. Tabi bu kim diyor, bu hale hale kim ya, sokakta bir kadın Fatma diyor. Diyor bu Fatma'nın teyzesi. Hatice'nin kız kardeşi. Hatice'nin gününde bize gider gelirdi. İşte şöyleydi böyleydi. O haleyi karşılamak istiyor Efendimiz. Çünkü baldızı. Ayşe annemiz diyor ki diyor ya Resulallah, Allah sana bekar, bakire, güzel bir hanımefendi nasip etmişken, hatta güzel bir hanımefendi nasip etmişken sen nedir bu Arap'ın kırmızı damaklı koca karısını her yerde anlatıyorsun. Ölmüş gitmiş Hatice annemiz Medine'de. Efendimiz çok üzülüyor. Diyor ya Ayşe, öyle bir söz söyledin ki kalbimi kırdın.
Hatice benim veli nimetimdir. Herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti. Malıyla, gücüyle beni destekledi. Ve bir de biliyor musun ya Ayşe, çocuklarımın annesidir. Ayşe annemin ses çıkmıyor. Çünkü ondan çocuğu olmadı. Tamam, genç, güzel annemiz ama çocuğu olmadı. Allah nasip etmedi. Ve ya Resulallah, işte ben dedim ki, yani ondan hayır, Hatice'nin yeri dolmaz. Efendimizin yanında Hatice validemizin yeri dolmaz. Ya yani ölene kadar Efendimiz 14 tane ismini bildiğimiz hanımefendiyle nikah. Kimisiyle izdivacı oldu, kimisi olmadı. 14 tane hanımefendinin hiçbirisi Hatice annemizin yerini Efendimizin gönlünde dolduramadı. Yani Mekke fethine geliyor. Fethten sonra ilk ziyaret ettiği yer Hatice annemizin kabri. Efendim Umre'ye geliyor, ziyaret ettiği yer Hatice annemizin kabri. O kadar seviyor ve benim veli nimetimdir diyor Hatice annemiz. Tabii Efendimiz bunun üzüntüsü, yani bunun üzüntüsüyle evde oturuyor. Tabii bu hanımefendilerden, o zaman henüz böyle hicab falan ayeti inmemiş. Tabii 5. yılda indi o hicab ayeti. Efendimiz bekar. Yani Hatice annemiz öldükten sonra öyle bir hüzünlü ki şimdi Harem-i Şerif'in yanında yarısı haremin içinde kaldı. Yıktılar, şeyle kattılar. Beni Kuvaykan Dağı. Efendimiz Aleyhisselam o dağa dönüp böyle mezarlıktan gelirken sağ tarafta, şimdi tünel falan geçiyor. O dağa böyle bakıyor. Sahabe diyor ki, o dağa sitem etti Peygamber. Dedi, ey Beni Kuvaykan Dağı, benim üstüme gelen bu musibet eğer sana gelseydi haş olurdun. Yani bir yandan amcasını kaybetmesi ve helale Hatice validemizin vefatı. O kadar etkilendi. İşte evden fazla çıkmıyor Efendimiz. Çünkü müşriklerin de baskısı yoğun o hüzün yılında. Ki ta ki Mi'raca kadar o böyle sürdü. Ve tabii Sevda annemizin ilk kocası da amcasının oğlu ve Habeşistan muhacirlerinin olan büyük sahabe Sekran bin Amr, Süheyl bin Amr'ın kardeşidir. Onun vefatından birkaç gün önce, oraya döneceğim, birkaç gün önce rüyasında bakıyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ayakları, mübarek ayaklarını omuzuna koyduğunu görmüş rüyasında. Hazreti Resulullah, yani daha koca sağ Sekran bin Amr ama iyi hasta. Bakıyor ki Efendimizin mübarek ayakları omuzunda. Ve kalktı dedi, ya Sekran, Sübhanallah dedi, ben öyle böyle bir rüya gördüm. Resulullah'ın ayağı benim omuzumda ne gezer? Yani o sıralarda 43-44 yaşlarında bir hanımefendi. 48'e kadar söylerler yaşını. Yani Allah alem 45 falan yaşlarında. Sekran bin Amr güldü. Dedi, ey Sevda, yani sevgili hanımım, sen gerçek böyle bir rüya gördünse, bu rüya benim mutlak öleceğime, senin de Resulullah ile evleneceğine işarettir. Şimdi bu sözü söylemek çok zor yani. Yani ben öleceğim, sen evleneceksin filanla. Yani adam adamı keser. Böyle bir sözün söylenmesi. Ve tabii Hazreti Sevda annemiz, kocasına itaatkar, çok müttaki bir hanımefendi. Bir de Sevda annemiz fiziken kiloluydu. Yani kilolu bir annemizdi. Biz bugünkü şesiyle secdede fazla kalamazdı, burnundan kan akardı. Yürüyemezdi, saf bir hanımefendiydi. Hatta diğer ortakları kendisine takılırdı. Mesele çıkıyor. Medine'de bir gün Resulullah'ın sırası ona, onun evine gidecek, hücresine. O da kalkıp, zaten bir iki gün önce Efendimiz kendisine büyük bir entari hediye etmiş. Al Sevda, bunu giy böyle gelinler gibi eteğin yerde sürünsün demiş. O entariyi giymiş. De kendine göre kocasına yapılması gereken temizliği, süsü falan yapmış meşhur dairede. Ayşe annemizle Hazreti Hafsa annemiz bunu görmüş. Bakmışlar ki
sevda hazırlamış. Yani genlere göre bir karı kız, yaşlı, 45 yaşında Efendimizle evlenmiş. Aradan 5-6 sene gibi, 50 yaşında, 50 küsur yaşında. Hele bak Bavra'da giyinmiş falan. De gel kız buna bir iş yapalım. Ayşe annemiz de Hafız annemiz. Biri Hazreti Ömer'in kızı, biri Hazreti Ebu Bekir'in. Niye yapalım? Korkutalım, çok korkak. Yani ürküyor. Özellikle Deccal'dan çok korkarmış. Hemen diyor, Sevda, efendim diyor, haberin var mı? Diyor, yok, ne oldu? Diyor, aver çıkmış, aver, Deccal çıkmış. Aman diyor, ben nereye saklanayım? Hemen diyorlar, mutfağa saklan. Tabii mutfak, örümcek, kara kurum falan. O güzelim entari mutfağın o karasına böleniyor. Örümcekler falan daradığı saçına, örtüsüne falan. Böyle bir değişik bir şey oluyor. Çıkma ha diyorlar. Aver geliyor, aver geliyor. Aver yani gözü kör. Deccal geliyor. Korkuyor, ne yapayım? Çıkma buradan. Efendimiz geliyor. Nerede Sevda? İçeride gülüyorlar. Efendimiz anlıyor ki bunlar yine bir iş yaptı. Sevda diyor, diyor ya Resulallah sen de saklan, gel sen de saklan. Deccal geliyor. Çık demiş, ne Deccal'ı be kadın. Çık, dokunmayın bu kadına. Gülmüş gitmişler. Çık demiş, korkma. Yani Deccal Medine'ye girmez. O hadis oradan geliyor. Ve tabii elbise melbise git. Öyle saf bir kadın. Yani çok saflıklar hayatında çok. Mesela kayınbiraderi Süheyl bin Amr Bedir'de esir ediliyor, kaçmak istiyor. Şirkin lideri, eli bağlı Medine'de esirlerin içinde böyle bir cenazeden geliyor, bir şehit cenazesinden geliyor evinden, taziyesinden. Böyle bakıyor ki kayınbirader, amcası oğlu Sekran bin Amr'ın eli bağlı. He, diyor, vah ammim oğlu vah, mücadele edemez miydiniz? Eliniz kırık mıydı? Yani niye mücadele, böyle ne zelil esir oldunuz? Halbuki mücadele etseydin böyle. Efendimiz diyor, Sevde, sen neden bahsediyorsun? Kiminle mücadele? He ya Resulallah, amma oğlum bir an, yani kayırma gibi bir şey oldu. Git istiğfar et diyor Efendimiz. Yani o kadar saf bir kadın. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce hanımları soruyor. Ya Resulallah, yani avratların içinde, hanımların içinde sana ilk kavuşacak eşin kimdir? Herkes Sevda'yı biliyor. Yaşlı ya. Bir de hani tansiyon gibi bir şey diyelim. O burun kanaması falan. Efendimiz diyor ki sizden eli en uzun olan bana ilk önce kavuşacaktır. Eli en uzun olan. Tabii bu meşhurdur. Efendimizin vefatından sonra hanımlar toplanıyorlar. Gelin duvara elimizi ölçelim. Kimin eli kulacı uzunsa o erken gidecek. Ölçüyorlar Sevda annemizin en uzun. Kilolu, boylu. Yani Sevda hazır ol, işte herifine kavuşacaksın, kocana kavuşacaksın. Sevinirmiş. Halbuki ilk önce de Zeynep validemiz vefat ediyor. Genç olan Zeynep binti Caş. Niye? Resulullah'ın orada eli uzun olan, yani sadaka çok veren manasında. Zeynep sadaka verirmiş. El işi örgü yapar, onu satar sadaka verir. Onun önce kavuşacağını, Sevda annemiz daha sonra vefat ediyor. Önemli bir hanım annemiz radıyallahu anhıma. Tabii Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hatice annemiz vefat ettiğinde evde tek, efendim o zaman Zeynep evli, kızı büyük kızı, Ebul As'la evli, evden ayrı. Rukeyye annemiz evli, Hazreti Osman'la Habeşistan'a gitmiş gelmiş sıkıntı yaşıyor. Ümmü Gülsüm'le Fatıma da bekar kendisinin yanında. Tabii Efendimizin evine Osman bin Zem'an'ın hanımı geliyor, Ümmü Hakim. O geliyor diyor, ya Resulallah sanki ben bu evde Hatice'nin yokluğunu hissediyorum. Yani öyle değil mi? Çok girişken bir kadın bu Ümmü Hakime. Efendimiz diyor, evet, Hatice'nin yokluğunu gerçekten hissediyorum. Diyor, seni evlendirelim. Kiminle diyor, kiminle mi? Kız istersen kız, dul istersen dul. Diyor, dul kim, kız kim? Kız diyor, arkadaşın, Ebu Bekir'in kızı Ayşe.
Evet. Dul istersen Sekran bin Amr'ın dul eşi Sevde binti Zem'a ki senin ashabındır. Çok da sağlam imanına sahip bir kadındır. İstersen onu sana gidip isteyeyim. Efendimiz düşünür, git diyor benim için dünürcülük yap, iste. Tabii hemen Ümmü Hakim'e geliyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık ile diyor ki işte devlet kuşu başınıza kondu. Resulullah kızınız Ayşe'ye taliple. Hemen annesi Ümmü Ruman'la Hazreti Ebu Bekir diyor olmaz. Olamaz diyor. Efendimiz bana hep kardeşim diyor. Kişi kardeşin kızıyla tabii bu haber gidince diyor o benim din kardeşim, dinde kardeşim, nesep kardeşim değil. Olabilir. Peki diyor bir problem var. Ne var? Diyor ben Ayşe'yi daha önce Mut'im bin Adi'nin oğlu Cübeyr bin Mut'im bin Adi'ye nişanlamışım. Söz vermişim veyahut ona vermişim. Bekliyor onunla evlenecek. Onlara danışmam lazım. Yani evleniyorlarsa sözümde durmam lazım. Ayşe'yi ben Cübeyr'e vermişim. Ha, evlenmiyorsa o zaman Resulullah'a he derim. Tabii gidiyorlar Mut'im bin Adi'nin evine. Ama mert bir müşrik. Ona da söyleyeyim. Çünkü Efendimiz Bedir esirlerini aldığında Cübeyr bin Mut'im bin Adi para getiriyor akrabalarını kurtarmak için. Efendimiz diyor ki Cübeyr diyor eğer baban Mut'im hayatta olsaydı onun bir sözüne ben bu Sidikililerden hiçbir şey almazdım. Hepsini bırakırdım çünkü onun bana vefası var. Yani ama müşrik. Tabii Mut'im bin Adi'ye gidiyor Hazreti Ebu Bekir diyor evleneceksen yani oğlunuzu evereceksen çabuk olun. Taliplisi var. Bunlar da karı koca konuşuyorlar, konuşuyorlar. Cevap diyor ki ya Ebu Bekir sen Ayşe'yi oğlumuz Cübeyr'e vermekle yani istiyorsun ki Ayşe Cübeyr'i kandırsın senin dinine gelsin. Biz de oğlumuz Cübeyr'i sana yedirmeyiz. Yani Cübeyr'e kızını vermekle sen istiyorsun Cübeyr'i kazanasın. Biz vermeyiz. Çünkü şirkin liderlerinden birisi Mut'im bin Adi. Tamam mı diyor? Evet diyor. Almıyoruz. Şimdi buradan yola çıkarak biz bazen hocalarımız meydan okuyorlar bize. İşte iyi olan karşıma gelsin bilmem ne. Karşına çıkarız. Rezillik de olur ama İslam adına kaybederiz. Yo Ayşe annemiz 9 yaşında gelin gitmemiş. Gitmiş. Karşıma gelsin. Ya 19 yaşından aşağı değil. Şimdi bu olayda bakın düşünün. Cübeyr bin Mut'im bin Adi bir delikanlı. Bedir'de akçe getiriyor. Yani Ayşe annemiz o dönemde 4 yaşında, 5 yaşında olması lazım. Nasıl 4-5 yaşında bir kız Cübeyr bin Mut'im'i kandıracak? Yani sen kızı vermekle oğlumuzu kandıracaksın. Yani Allah aşkına iyi düşünmek, iyi araştırmak lazım. Tabii veriyor Ayşe annemize, nişanlanıyorlar. Daha sonra, hicretten sonra evleniyor Ayşe ile. Ama gidip Sevde annemize de dünürcülük ediyor. Sevde annemize diyor ki, işte kocan yeni öldü, iddetini falan doldurmuş. Diyor ki, valla başına Sevde şey kuşu kondu. Yani devlet kuşu. Nedir? Allah'ın Resulü seninle evlenmek istiyor. Diyor Resulullah bende ne görmüş ki? Ben yaşlı bir kadınım, kilolu bir kadınım. Çocuklarım var, çocuklarım hep rahatsız. Gittikleri evi efen tefen ediyorlar yani. Ya peygamberle evleneceğim. Çocuklarım rahatsızlık verecek. Rahat durmuyor. Ya bir beddua ederse? Ya öfkelenirse, daralırsa? Ben evlenmek istemiyorum. Yani çocuklarım var. Onu söyle bir de yaşlı bir kadınım. Ya 45 yaşlarında falan diyorum. Tabii geliyor Efendimiz'e diyor ki Sevda bunu dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen gidiyor Sevda annemize diyor ki ya Sevda bana böyle cevap etmişsin. İşte çocuklarım var demişsin yetim. Benim de yetim çocuklarım var. Yaşlıyım demişsin ben de yaşlıyım.
Yani Efendimiz o sırada 60 yaşın altında, 50 küsur yaşlarında. Yani sıkıntı varsa o yönden ben de aynı sıkıntıdayım. Tabii bu hanımefendi ikna ediyor. Ondan sonra o da babasına falan söyleyecek. Çünkü Efendimiz bu iman fedaisi olan bu azize sahabiyesini cahiliye devrinin gözü dönmüş, merhametten mahrum müşrik yakınlarının kınamalarından, baskı ve zulümden korumak hem de inanç ve dinini rahatça yaşamak ve yaşatmak için her türlü riski göze alarak kocası ve çoluk çocuğu ile yurdundan, yuvasından ayrılıp Habeşistanlara giden bu cesur ve fedakâr hanımefendiyi Efendimiz yalnız ve yüzüstü bırakmaz. Naçar bir halde bırakmaz. Ve talipli oldu. Onu hem dünyada hem ukbada mükafatlandırdı. Ezvac-ı tahiretten oldu. Ve nikahı altına almış. Tabii bu cihetle bu evlilikte tamamen bir himaye ve şefkat hissi hakim. Yoksa Efendimiz en genç döneminde kendisinden 15 yaş yaşlı olan Hatice annemizle ihtifa etmesi, yani Efendimizin çok evlenmesinin nefsani yönden değil. Birçok hikmetleri var. Evet. Tabii bu hanımefendiyi korumaktı. Tabii söz kesildi. Yani Sevda annemize Efendimizin şeysi söylendi. Tabii babası dedi ki ben karışmam Zem'a. Karışmam dedi. Kızım he derse he, Muhammed kötü biri değil. Fakat o anda İsa hoş. Ayrıldıktan sonra diyor bu kızımı kim buna nikahladı? Diyor sen Allah Allah ben nerede nikahladım? Ben Beytullah'ın yanında mı sarhoştun? Yani Beytullah'ın yanına içip içip giderlerdi. Kâbe'nin içi put doluydu. Ve tabii ben dedi geri döneceğim. Olmaz dediler. Hazreti Sevda annemize baba bir şerefimiz var ailen. Yani Zem ailesi bir şerefi var. Tabii kabul etti adam. Kabul etti de şimdi geliyoruz şimdi Ad bin Zem'a'ya. Kardeşi Abd. O da cahiliye adet üzerine hacca gitmiş o sene. O evlilik sırasında hacca gitmiş Zilhicce'ye. Ve tabii günlerce Arafat, Müzdelife'de, Mina'da kalıyorlar. Tabii Mekke'ye geliyor. Millet hacını tebrik edecek. Birisi hemen diyor ki Abd, haberin oldu mu? Ne diyor? Çok cesur, hırslı bir insan. Diyor, ablan Sevde, Abdullah'ın oğlu Muhammed'le evlendi. Ne? Bizim düşmanımız. Evet diyor. Yani Sevde, Muhammed'le söz kesildi, evlendi. Ve tabii bunu duyunca haremin içinde böyle oturup başına toprak saçıyor. Toprak saçıyor. Ah işte küstah bacım, ah kötü bacım, ah bilmem ne bacım. Zaten bizi kocanla mahvettin. Gurbet ellere çekip gittin, bilmem ne ettin. Oysa biz kadınları diyar gurbete salmayız. Şimdi geldin, daha kötüsünü mü yapıyorsun? Muhammed'le mi evleniyorsun? Böyle bütün halk toplandı. Dediler bu Abd bin Zem'a yani deli dolu bir adam. Yanına da yaklaşmayın. Öfkeli dönüyor Kâbe'nin oralarda. Böyle bu saçlarını da tuttu. O kadar ki böyle saçlarını çekti. Nasıl bacım bunu yaparsın? Muhammed kim biz kim? Lat'tan, Uzza'dan, Menat'tan utanmadın mı? Bilmem ne etmedin mi? Yüzüne toprak, böyle yüzünü çırnaklıyor falan, kan içinde bıraktı. Saçlarını yoldu. Bütün millet baktı dediler ama bu adam yani namus sahibi. Biz de dediler ya adam böyle bir yanlış bir şey yaptı mı? Vallahi dedi, namus sahibi. Şimdi namus sahibi akıllı hareket eder. Mantıklı hareket eder. Yanlış hareket etmez. Tabii epey bir sıkıntı yaşattı Mekkelilere. Yani neredeyse Peygamber Efendimiz'e saldıracak ama bulamadı. Şimdi tabii gel zaman, git zaman Allah buna hidayet verdi. Abd bin Zem'a radıyallahu anh. Allah hidayet verdi. Müslüman oldu. Tabii ne zaman Müslüman olduğu
Mekke'nin fethi söylenir, daha önce Hudeybiye sulhünden sonra söylenir. Allah bilir. Tabi taklitini yaparlarmış. Abd, sen hani ki Peygamber'in saçına önem veriyor. Efendimiz'in veda hacında saçını kesiyorlar berberler. Saçı rüzgar uçuyor, koşuyor saçı yakalamaya. Aynen diğer şesi gibi, nedir, Süheyl bin Amr gibi. Yani o saç yere düşmesin. Diyorlar, sen saçlar ne oldun? Böyle topraklar saçtın, yüzünü tırmaladın. Şimdi de Muhammed Aleyhisselam'ın bir tel saçı yere düşmesin diye Mina'da o taşların içinde, kayaların arasında koşup o saçı yakalamak istiyor. Ya dermiş arkadaşlar, ne olur bunu yüzüme çarpmayın. Yani İslam adamı adam ediyor, cehalet adamı böyle zelil ediyor. Ben de hatırlıyorum, yani o saçımı yolduğum başıma, yüzüme topraklar serptiğim zamanki kadar gülünç ve bayağı duruma düştüğümü hatırlamıyorum. Yeter yüzüme vurmayın. Yani nereden nereye? İman insan insan eder. Belki de sultan eder. İşte imansız hali, imanlı hali. Yani Peygamber'e bacısı gelin gitmiş diye saçlarını yolan adam, yüzüne gözüne toprak saçan adam, hidayete erdikten sonra Resulullah'ın bir tel saçını yere düşürmemeye gayret ediyor. Tabii Abd bin Zem'a İslamiyet'i kabul etmiş ki babasının cariyesinin oğlu yüzünden de İslam tarihine bir yaşanan hadise vardır. Ki bunun Medine'ye gelmiş, kalmış, Mekke'ye gelmiş, bir müddet orada kalmış. Yani çok böyle hareketli bir adam Abd bin Zem'a. Tabii bu olay da fıkıh kitaplarında, İslam hukuk kitaplarında çok geçer. Onu da söyleyelim. Tabii İslam'ı kabul etmiş ama babası Zem'a çok içki içiyor ya. Bir cariye, o zaman cariye serbest. Yani harp esiri kadınlar meydanlarda, mezatlarda meta gibi satılıyor. İstediği kadar kadın alsın, önünde bir engel yok. Yani İslamiyet cariyeliği getirmedi. Cariyeliği kucağımızda bulduk biz. Köleliği kucağımızda bulduk. Yani İslam getirmedi. Şimdi Avrupa'nın utanmaz terbiyesi yazarları, işte Muhammed'in dini kölelik dinidir. Hayır, kölelik vardı. Kölelik dinidir. Eğer Muhammed'i eleştireceksin, sen git Gine'de, o Atlas Okyanusu kenarında insanları alıp gemilerle Amerika'ya, Avrupa'ya, Hollanda'ya özellikle, Almanya'ya sevk eden o gemicileri konuş. Siz filmini yaptınız, Kinta Kinta filmini yaptınız. Yani bir zencinin nasıl esir edildiğini, zencirlere vurulup gemilerle Avrupa'ya, Amerika'ya getirilmesi. Halen daha beyazlar siyahlarla barışık değildir. Amerika'da halen polis siyahları vuruyor. Ya siyah öfke bilmem ne yazıyorlar ama yani yapanlar maalesef bize laf atıyor. Yok işte kölelik, cariyelik. O dönemde var. Biz değil. Yine bu müstekbirler yapmış bu işi. Ve tabii bir cariye almış babası. Babası yaşlı, sarhoş, ayyaş. Tabii bu cariyeden bir oğlan çocuğu olmuş. Yani babasından sonra bu kadın bir çocuk dünyaya getirmiş. Ve bunun yüzünden de Sa'd bin Ebi Vakkas'la davalı. Sa'd bin Ebi Vakkas'la aralarında bir problem var. Ve tabi babası Zem'a dedi ki, Mekke fethinden önce ölmüş. Hazreti Ayşe onu detayla şöyle anlatır. Utbe bin Ebi Vakkas, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi ama küfür üzere öldü. Yani küfür üzere öldü. Çok da İslam'a zarar veren bir adam bu Utbe bin Ebi Vakkas. İşte o öleceği sırada Utbe, Sa'd bin Ebi Vakkas'a şöyle bir vasiyette bulunuyor. Sa'd da biliyorsunuz cennetle müjdelenen bir sahabedir. Zem'a'nın cariyesinin doğurduğu çocuk bendendir kardeşim, itiraf edeyim. Yani zina mahsulü. O çocuğu sen himayene al. Yani ben o kadınla birleştim. Aslında o ihtiyar Zem'a'da bir şey yok, öldü. Yani çocuk bizimdir diye bir vasiyet ediyor Sa'd bin Ebi Vakkas'a. Ve tabii Sa'd bin Ebi Vakkas Mekke fethi yılında
Geldi dedi ki, yani çocuk ortada kalmasın, bu benim kardeşimin çocuğudur. Ondan olmuş cariyeden. Ölürken de bana vasiyet etmişti. Ve çocuğu alır. Tabii çocuğu alınca bu iddiaya Zem'an oğlu Ab bin Zem'a der ki hayır. O benim kardeşimdir. Benim babam Zem'a'dan olmalıdır. Bu kadın benim babamın cariyesiydi. Bu çocuk benim babamdan oldu. Ve tabii babamın cariyesinin çocuğudur. Üstelik işte babamın döşeğinde olmuştur. Karşı çıktılar. Neredeyse karşı karşıya çok kötü şeyler oluyor Sa'd bin Ebi Vakkas'la. Hemen meseleyi Allah Resulüne götürdüler. Ayet-i Kerime diyor ya, bir şey olur mu? Allah Resulüne götürün. Ve dediler ki, Sa'd bin Ebi Vakkas dedi, ey Allah'ın Resulü, o benim kardeşimdir ve yeğenimdir yani. İşte kardeşim Utbe bana onun kendi çocuğu olduğunu söylemişti. Çünkü nikah yok ya cariye için. Kardeşime ne kadar benzediğine de bakın. Yani bence kardeşim doğru söylüyor. Tabii Ab bin Zem'a ehli namus ya. Hayır, benim babamın oğludur. Bu benim babamdan olmadır. Babamın cariyesinin çocuğudur. Üstelik babamın yatağında olmuştur falan. Ve tabii Resulullah Efendimiz çocuğa baktı. Yani çocuğun kime benzediğine baktı. Ve tabii açıktan açığa Utbe bin Ebi Vakkas'a benziyor. Ve sonra dedi ki, çocuk senindir. Ey Zem'a, yani Ab bin Zem'a. Çocuk doğduğu yatağın sahibine aittir. Zina edene de mahrum kalmak vardır. Yani çocuğu yine Zem'a ailesine verdi ama Utbe'ye benziyor çocuk. Fakat Resulullah orada bir şeyi açık konuştu. Çocuk doğduğu yatağın sahibindir. Yani doğduğu yatağa aittir. Kimse kendi kendine oraya buraya şey etmesin. Ama zina varsa o da haklardan mahrumdur, mirastan mahrumdur. Ve tabii çocuğun Utbe'ye benzerini gördüğü için de zevcesi Sevde binti Zem'a'ya dedi ki, Sevde biliyor musun, o çocuk senin kardeşin olarak görünüyor. Fakat sen ona karşı örtün. Bak, tedbirini alıyor ama bir hukuk var ortada. Çocuk kimin yatağında olmuşsa ona aittir. Tabii bu olay yani İslam tarihinde, İslam literatüründe meşhurdur. Ve Hazreti Sevde o çocuğu gördüğünde örtünürdü. Yabancı bir erkekten örtündüğü gibi. Niye? Resulullah sen ne olur olmaz bu çocuğa karşı örtün. Çünkü çocuk Utbe'ye benziyor. Ancak elimizde delil yok. Ondan mı olmuş? Çocuk kimin yatağında olmuşsa ona aittir. Ve tabii bu hadis-i şerif elimizde bize ışık tutan bir hadistir. Mesela şimdi evlat ediniyorlar. Yani ona da işaret ediyor. İşte ben nüfusumu aldım. Hayır. Nüfusunu aldın yok. Çocuk kimin yatağında olmuşsa onundur. Ya işte bacımın çocuğu olmuyordu, ben de fazlaydı verdim. Olmaz. Olmaz yani. Bacın zaten yegenidir. Yegenin bir şey olmaz ama gidip başka bir yerden alırsa mesela çocuğu, yarın büyüdü mü, kızsa babaya mahremdir, oğlansa anneye mahremdir, kadına mahremdir. Ancak bir hal çaresi var, alimler demiş, ailede süt emziren biri varsa, mesela hanımınızın bacısı veya kız kardeşiniz veya kardeşinizin, efendim o evlat edinmek istediğiniz çocuğu emzirir. O da 2 yaşından küçükse, 2 yaşından büyükse olmaz. 2 yaşından küçükse karın dolusu süt emer. Ne olur? O senin kız kardeşinin nesi olur? Oğlu olur veya kızı olur. Senin yeğenindir, sana haram değildir. Süt çocuğu mirasın dışında öz evlat gibidir. Mirasın dışında. Miras alamaz. Ama bütün davranışı, hareketi öz evlat gibidir, süt kardeşi. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, çocuk kimin yatağında olursa ona aittir. Dolayısıyla evlat edinmek doğru bir şey değildir. Ancak 2 yaşından küçükse, ailede size birinci derece yakın olan birinden süt emerse, kız kardeşinizin oğlu olur, kız kardeşinizin kızı olur, kardeşinizin kızı olur, oğlu olur. Çünkü
Emenin nefsi emrenin küllüsüne haramdır. Fıkıhta bir kaidedir bu. Emenin nefsi emrenin hepsine haramdır. Gelip şimdi soruyor ya benim işte hanım çocukken falanın çocuğunu emzirmiş. Şimdi de onun küçüğüyle ve onun büyüğüyle benim oğlan, benim kız evlenmek istiyor. Olur mu olmaz mı? Diyoruz ki kardeşim, emenin nefsi emrenin küllüsüne haram. Emenin nefsi. Mesela üç kızınız var, Ayşe, Fatma, Zeynep. Ayşe emmişse Ayşe sizin kızınızdır. Ama Zeynep, Fatma değil. Emenin nefsi emrenin küllüsüne. Kardeşi kardeşidir, dayısı dayısıdır, amcası amcasıdır. Onun için İslam süt kardeşinin gibi. Ancak miras alamaz. Miras sahibi olamaz. Hayattayken babası, anası ona istediği kadar harcar. Evlendirir, iş yeri açar, ev alır. O sağken onun himayesindedir. Ve sevaptır. Bir insan topluma kazandırmak güzel bir şey. Ancak bu süt yoksa belli bir yaştan sonra kadın onun yanına tek kalamaz. Erkek kız çocuğu ise tek kalamaz. Yani buna çok dikkat edilmesi lazım. Çocuk kimin yatağında doğmuşsa ona aittir. İşte bu hadis-i şerifin vurut sebebi de bu olay. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Sevda annemiz bu çocuğa himaye gösterdi. Fakat tesettürsüz durmadı. Çünkü Resulullah dedi bu Utbe'ye benziyor. Ama Utbe'den oldu değil. Bu çocuktan örtün. Yanına tesettürsüz çıkma. Şimdi öyle bir devreye geldi ki bakıyorsun hiçbir alakası yok değil. Dünya ahiret babam kardeşimdir. Olmaz. Nerede olur? Dünya ahiret bacımdır. Tamam o sözüne ben bir şey demiyorum ama demekle olmuyor. Dünya ahiret bacımdır, dünya ahiret anamdır, dünya ahiret efendim babamdır, kardeşim. Hayır. Erkek erkektir, kadın kadındır. Bu Urfa'da da böyle, hacda da böyle, Mekke'de de böyle, böyledir. Efendim işte biz haca gittik, bacı kardeş gibi. Mümkün değil. Mekke'dekilerin de çocukları oluyor. Yani orası bir arzu isteği önlemiyor. Allah korusun şeytan orada daha çok saldırıyor. Yani herkes sınırını bilecek. Yani bu hadis onu gösteriyor. Eğer yoksa çocuğu, bugün imkanlar var, onlara müracaat eder. Eğer o da olmazsa, dediğim gibi bir çocuk evlat edinecekse dikkat edecek. Onu ya emzirecek, evin içinde süt yegeni, kardeşi gibi yoksa tehlikedir. Allah muhafaza etsin. Ve doğru bir şey de değildir. Yani duyuyoruz Urfa'da veya Türkiye'nin birçok yerinde. Nedir? Efendim işte bunun çocuğu çok, bu kardeşim bunun hiç yok, o ona verdi bir çocuk. Yanlış. Yani öyle işler oluyor ki kadın hastanede çocuğu dünyaya getiriyor, kucağına almadan sarılıp sarmalayıp götürüyorlar ona. Ya bunun anne kokusuna ihtiyacı var, anne sıcaklığına ihtiyacı var, anne sütüne ihtiyacı var. Neymiş? Maksat o kadın unutsun. İşte 40'ı çıktıktan sonra desinler ki öldü veyahut işte götürdü. Bunların hiçbirisi doğru değil. O merçe çocuğunu verdin, orada teyzesinde kaldı, dayısında kaldı neyse. O çocuk bilsin, yarın dünyası yıkılır. Yarın büyüyecek, yeri geldim diye zaten ben senin annen değildim ki. Senin annen falan. Dünyası yıkılır bunun. Şimdi çocuğunuza öyle bir soğuk şaka yapın. Yani baban değilim, annen değilim, çocuğun dünyası yıkılır. Bunlar da yanlış şeyler. Varsa açıkça himaye et, büyüt, topluma kazandır. Ama çocuk da bilsin, yani herkes bilsin. Buna çok dikkat etmek lazım. Şimdi tabii bu Abd bin Zem'a radıyallahu anh ne zaman öldüğüne dair elimizde rivayet yok. Ancak dediğim gibi yani Mekke fethini görmüş Resulullah Efendimiz'in vefatına kadar yaşamış falan, daha sonra ne zaman, nerede, ne şekilde öldü, elimizde herhangi bir kayıt yok. Dolayısıyla radıyallahu teâlâ hakkında fazla bilgimiz olmadığı için burada bitiyor. Yani işte aile bireyleri
var mıydı? Kiminle evliydi? Oğlu var mıydı? Kızı var mıydı? Bilemiyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bilemiyorsunuz. Efendim bütün siyer kitaplarını didik didik iğneyle kuyu kazdık. Rastlamadık. Şimdi kalkıp uydurma bir aile buna kurmak, bu da haramdır. Çünkü Allah Resulü'nün ashabının neyse bize gelen emanet neyse onu söylüyor. Şimdi hoca efendiler hutbede ne diyorlar? Sadaka Resulullah fîme kâl evke mekâl. Yani peygamber doğru söylemiştir. Ne demişse odur. Fîme kâl evke mekâl. Biz de sahabeler için bize ne gelmişse, Resulullah Aleyhisselam'a gelmişse onu öyle arzu ediyoruz. Keşke diyelim hanımı budur, oğlu budur, kızı budur. Ama olmazsa uydurmak yanlış olur. Bizim tabii çıkaracağımız ders, İslam'dan önceki Ab bin Zem'a, iman ettikten sonraki Ab bin Zem'a, ablasıyla iftihar edişi, önce utanması, niye iman olmadığı için ve bir olaya da tanıklık etmiştir. Onu da size aktardık. Allah Celle Celaluhu onları bize şefaatçi etsin inşallah. Tabii bu olaylarla ilgili Buhari'nin vesaiye bölümünü belki merak edersiniz. Cami'ül Usul'de İbni Esir o da anlatır. Efendim 17. cilt 444 no 8 391 yani kaynağını da belki merak edenler olur. Buhari'nin vesaiye bölümü oraya bakabilirsiniz. Allah razı olsun hepinizden. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.